Evet efendim, ikinci bölümdeyiz, canlı yayındayız, FSM TV'deyiz. Müslüman Türk Milletlerinin Varoluş Mücadelesi adlı programdayız. Değerli konuğumuz yine ilahiyatçı yazar Sebahattin Cesur'la yeniden beraber. Efendim hoş geldiniz yeniden. Rabbim hayırlar versin, Rabbim razı olsun. Evet, güzel bir yayın olması hasebiyle Millet-i İslam'ın sesi olma yönünde Allah razı olsun, dilimizin döndüğü kadar Milleti İslam'a hayırla konuları işlemeye çalışıyor. Doğru mu değerli hocam? Doğru. Allah razı olsun. Yani bugün doyla doyla da bir şey yaptık yayın. Bu yayın öncesi de yapmış olduğumuz 15 dakikalık her 3 dakikada bir açıklamalar bizim aslında şu işleyeceğimiz şeyin yani konunun özeti gibiydi. Allah razı olsun. Evet. Bu arada bir 10 dakika sonra Büyük Birlik Partisi MYK üyesi ve İstanbul Büyük Birlik Partisi İl Başkanımız Mustafa Mican Başkanımızı da canlı yayına alacağız. Bu konuda ondan yorumlarını almış olacağız inşallah. Evet. Evet değerli hocam, Müslüman Türk Milletlerinin Varoluş Mücadelesi dediğiniz zaman ne anlıyoruz? Biz birinci bölümünü işledik ama siz ikinci bölüm olarak aslında bunu konu da sayfalarca anlatsak bitmez yani. Ne güzel açıkladınız biraz önce Bakara suresinde de. Yine orada Müslüman olmayanların halini, Türklerin halinden bahsettiniz değil mi hocam? Yahudilerin Müslüman olmayan Türkleri dahi sevmediğinden bahsettiniz değil mi değerli hocam? Buyurun efendim, mikrofon size. Teşekkür evet. ederim, Allah razı olsun. Cümlemizden hocam. Elbette ki Müslüman Türk milletinin ahvali, durumu çok önemli yer arz ediyor. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Çünkü Müslüman Türk milletinin gelişinden o günden bugüne kadar görüyoruz ki davayı İslam'a hizmet etme noktasında bir şey olmaz. Uzat. Kahve. Şeker atılmış. Hakkınızı helal edin de biz de teknik manada ancak böyle yapabiliyoruz. Sizlere faydalı olabilmek için değil mi efendim? Allah razı olsun. Yani canlı yayında. Hoş gördük. Evet, hoş gelecekler bizi. Buyurun hocam. Bugünler Müslüman Türk milletinin durumu tarihe baktığımız zaman yani Türk tarihine şöyle bir bakalım. Şimdi İslam tarihi ondan sonra da Müslüman olduktan sonraki bir duruma bir bakalım. Müslüman olmadan önceki Türk milletin ahvali, yapısı, durumu, yaşam biçimi hemen hemen uygunluk noktasında bir İslam'a daha yakın, daha uygun bir yaşam biçimleri olan hem örfi noktada, ailevi noktada hem de her noktada tamamen İslam'la tezat düşmeyen birçok durumları var. Örfi aynı noktada, aynı. Yaşam biçimi noktasında. O bakımdan da ve bir de ikinci olay yine bizde Türk milletindeki bir hasret de şudur. Yerinde duramayan ama hakkı ve hakkı kaldırmak için ve hakkı savunmak için yani daha doğrusu o gün insanların hakkını, toplumun hakkını en iyi bir şekilde gözetebilmek için zalim edenlere karşı o zulüm yapanları ortadan bertaraf kaldırmak için de bir mücadeleye girdiğini de görüyoruz. Aynen. Çünkü Orta Asya'ya baktım ama Orta Asya'da görüyoruz ki bir Moğollar daha ondan önce onların haleti, ruhleri, yapıları, durumları zalimce toplu insanları yok etme gibi bir durumlar var ve onlara karşı da büyük bir mücadele veriyor. Peki bu Müslüman, Türk milleti Müslüman olmadan önce yani şöyle diyelim mutlaka Türk toplumunda bir Allah'ın vermiş olduğu bir fıtri bir haslet var. Ya bunun bir örneğini de şöyle vereyim ben. Mesela Müslüman olacağım. Biz Kıbrıs Savaşı'nda ben askeriydim. Bir örnek olarak vereyim. Askeriydim. Orada hazır kıta bekliyoruz. Bu hazır kıta beklerken arkadaşlarımızın haleti ruhiyelerine bakıyordum. Emin olun ki hiçbir arkadaşımız bir tereddüt içerisinde değil. Yani manen aile yapısından almış olduğu örfüyü o güzellikleri yani işlerinde
taşımalarını hasebiyle herhangi bir telaşlanma veya bu gibi şey yok. Fakat birisine mane zayıf olanların haleti ruhiyeti farklı oluyordu. Yani bunları da bizimle görüyorduk yani. Şimdi o top demek ki burada bize en çok yani Türk milletini en güzel güzelleştiren ve onu şereflendiren, onu en güzel hasreti iman noktasında imanı alıp kabullendikten sonraki yaşam biçimleri daha da güzelleştirmiştir. Daha da hoş hale getirmiştir. Daha da ulvi noktaya kadar götürmüştür. Asaletini ve asaletlik noktası, asillik noktasına kadar da gitmiştir. Aynen. Peki, görüyoruz. İçimizde her ne kadar bu hususta elbette ki bir toplum, bir kavim olmasına rağmen içimizde bazı hani kabilelerinde zayıf olan kabilelerinde bazı hal ve hareketleri tutumlarında oluyoruz. Mesela işte şeyde her ne kadar şey diriliş işleniyorsa evet. İşte orada işlediğimizde bakıyoruz ki yine bir kabilenin bir boyun bir boya karşı bazı farklılıklara bakabilme durumları var ama bir noktaya geldi düşmana karşı olduğunda bir bütünlük arz ediyor. Aynen. Böyle bir haleti ruhiyemizde de ortaya çıkıyor. Bu da aşikar gösteriyor. Ama ne hikmetse kendi halimizde kaldığımız zaman da bizdeki bir yiğit, bir kahramanlık, bir bahadırlık eserlerimiz de bazen esebiliyor. Ve böyle de kendi içimizde de bazen birbirimizi ne yapıyoruz? İdari bakımından değişikliğe uğratabiliyoruz. Ben bunu hep görüyoruz mesela. Göktürklerden bu tarafa doğru geldiğim zaman hepsine işte Anadolu Selçuklu'dan sonra da Selçuklu Devleti, Selçuklu Devleti'nden sonra bakıyoruz. Yani böylece hep ne yapıyorsun? Ben tarafı edeyden. Aynen. Ama şu nokta var. Yine işte bu da bizim bir bahadır, yaratılışımızda olan bir halet-i ruhiyeti, savaşçılık bir halimiz var. Yani bir haksızlık noktasında tahammülsüzlüğümüz var. Aynen. Şimdi haklı kaldırma diye bir düşüncemiz var. Bunu Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu en güzel hasrettir. Bu hasretten dolayı yapıyoruz. Yani yaptığımızı hak için yaptığımızın fevkinde olduğunu düşündüğümüz için yapıyoruz. Fakat bu noktada da elbette ki böyle bir durumlarda içimizde olsa da netice itibariyle bakıyoruz ki Osmanlı'nın kuruluşuyla Türk milletinin daha ulvi bir şekilde İslam'a aynen hizmet ettiğini görüyoruz. Aynen. Ve yaşam biçimleri tamamen Kur'an'a bağlı, Kur'an'ı yaşayan, yaşatmaya çalışan, onun için her şeyle birlikte mücadelesini veren bir yapıyı görüyoruz Türk milletinde bunu. İşte Osman Bey'in kurmuş olduğu devletle birlikte, ondan sonra gelen Orhan Gazi, onda Fatih Sultan Mehmet devrini görüyoruz. Ondan sonra Yavuz Sultan, Yavuz Sultan Kamil ve şu ana kadar ki ta ki Çanakkale ruhuna kadar baktığımız zaman bizdeki bu hasret durumu devam ediyor. Ha şu var, bizim bir araya getirmemek için de birçok düşmanlarımızın büyük bir oyunları var. Mesela Türk milletinin burada mesela ayrışma düşmeleri noktası görüyoruz ki şeyde seferberlikle birlikte başlayıp bugün Azerbaycan'dır, onunla Türkmenistan'dır, Kazakistan'dır ve bunun üzerinde Tacikistan'dır ve bu gibi Doğu Türkistan gibi bölgelerin bizlerden uzaklaştırıldığını görüyoruz. Bu da düşmanların yapmış olduğu büyük bir oyunla bizi zayıflatıp Anadolu'ya Osmanlı'nın son döneminde zayıflatıp bu zayıflatma döneminden faydalanan elbette diğer devletler ne yapmışlardır? Biz Türkleri, Müslüman Türk milletini bunlardan nasıl uzaklaştırabiliriz? Bunları bir araya nasıl getirmeyebiliriz? Düşüncesiyle dilimizden tut farklılıklar arz etmiştir. Mesela bir dil kullanamadık. Bir dili kullanamadığımız için bir aramızda bir bağdaşma olmadı. Benim bir zamana kadar ta ki Rusya, Azerbaycan olsun, onunla Türkmenistan olsun, Kazakistan olsun kendi özgürlüklerini kazanamayıncaya kadar bizim onlarla herhangi bir bağımız yok idi. Uzaklaşmıştık. Aynen. Onlar da dinden tamamen uzaklaştırılmışlardı. Yaşam biçimleri öyle hale gelmişlerdi ki belki büyüklerden işte bir ülke olarak sadece Allah'a inanç ilkesi kalmıştı. Onun haricinde yaşam biçimleri tamamen Rusya'nın o günkü işte sosyalist bir yaşam biçimine dönüşmüştü ve öyle de yaşıyorlardı. Bizlerden tamamen Türk toplumu
uzaklaşmıştı. Türkler uzaklaştırılmıştı bizlerden. Yani Türkiye'den. Hocam bir bakalım. Ulaşamıyorum ama cevap verirse. Çünkü bayağı bir geciktik herhalde. FSM TV canlı yayına hoş geldiniz değerli başkanım. Teşekkür ederim, sağ olun. Hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, Mustafa Mican, Büyük Birlik Partisi MYK üyesi ve İstanbul İl Başkanı. Değerli başkanım, biraz gecikme oldu ama hakkınızı helal edin. Çünkü programı evet. Çok geç başladık. Evet efendim, evet. Müslüman Türk Milletlerinin Varoluş Mücadelesi adlı canlı yayındayız. Değerli hocam, ilahiyatçı yazar Sebahattin Cesur'la birlikteyiz. Tefsir derslerinden sonra hemen bu konuya girdik. Birinci bölümü evet. Geçen hafta işledik değerli hocam. Değerli başkanım evet. Siz de başlangıcı yapmıştınız seminerde. Evet, evet. Efendim. Müslüman Türk milletlerinin. Evet buyurun. Öncelikle Sebahattin hocama hayırlı akşamlar diliyorum. Tüm dinleyenlerimize selamların en güzelini sunuyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepsinin üzerinde olsun. Tüm milletimizin ve alem İslam'ın üzerinde olsun inşallah. Tekrar hayırlı yayınlar diliyorum. Hayırlı başarılar diliyorum. Allah razı olsun. Malum coğrafyamız ateş temlerinde, ülkemiz ateş temlerinde. Bir de gelişmiş 20 ülkenin, dünyanın en zengin 20 ülkenin cumhurbaşkanlarının temsilcilerinin Antalya'da toplantısı yapıldı. Daha evvel biliyorsunuz Büyük Anadolu Projesi diye bir proje vardı. Coğrafyamızı kan gönderdi. Evet efendim. Ve biz bu ateşten en çok muzdarip olan ülke ve milletiz. Belki tam biz ateşin ortasında değiliz ama İslam dünyasının ortasında bir ateş. Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de, Mısır ve diğer Güney Afrika, Kuzey Afrika İslam ülkelerinde. Asya'da var, Kafkasya'da var, Balkanlar'da var, zaman zaman nüfuz ediyor. Kırım keza işgal altında biliyorsunuz, Moskova'nın işgal altında. Evet. Daha evvel de hoş Ukrayna'daydı, yani yine bağımsız değil ama biraz daha rahattı. Şu anda daha evvelki muhtariyet, Kırım muhtariyet konumunda çıktı. Şu anda Rusya'nın bir şehri durumunda yani. Bu cereyan, akım hızlı bir şekilde katlana katlana sürerken artık bizim özellikle milliyetçi mukaddesatçı fikriyata, ideolojiye sahip, vatanını, milletini, devletini seven kadrolar, Muhsin Yazıcıoğlu'nun gönüldaşları, dava arkadaşları, alternatörler olarak evet. Biz de bir seçim yaşadık, seçimden çıktık. Tabii algı yönetimi denilen bir olay söz konusu. Parlamento 4 partili bir parça haline gelmiş. Onun haricindeki siyasi yapılara fırsat vermiyorlar. Evet. Arka arkaya son 1,5 yıl içerisinde yerel seçim, Cumhurbaşkanlığı seçimi, 7 Haziran seçimi ve 1 Kasım seçimi. 4 tane seçim yaşadık. Tabii ki ülkemiz bundan yoruldu, milletimiz bundan yoruldu, partiler bundan yoruldu, biz de bundan yorulduk yani. Tabii biz hak etmediğimiz bazı algı saldırılarına maruz kaldık. Hak etmediğimiz etiketten payımızı aldık. Bize şücü bucu dediler. Halbuki biz alternatifiz. Biz Türkistan ülkesi yolunda mücadele eden, adaletten kim setlere kadar kaynaşmış ve birleşmiş Türk dünyasının mayasıyız aslında alternatifler olarak. Evet. Bu adaletikten kim setlere kadar Türk dünyasının çınar topluyor. Tabii ki böyle bir ana bir yapının, öz bir yapının, yerli bir yapının, milli ve İslami bir yapının büyümesine iç ve dış karanlık odaklar, küresel güçler, dünyayı parçalayan, sınırları çizen, sınırları değiştiren savaşlar, çıkaran savaşlar, durduran hükümetler, mekanizmalar bizim gibi yerli ve milli hareketlere pek fazla hayatiyat hakkı tanımıyorlar. Tabii ki biz bir kardelen gibi her türlü müdahalelere, saldırılara, zorluklara rağmen
vatanımız, milletimiz, devletimiz, ülkemiz için mücadelemize devam ediyoruz. Neden? Biz şu anda üzerinde yaşadığımız, hayatımızı idame ettirdiğimiz İstanbul, malum Resulullah Efendimiz'in müjdelediği bir şehir. Burayı fetheden ecdat, büyük komutan, komutanların komutanı Allah Rahmi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin torunlarıyız. O ecdadın, kutlu ecdadın, kutlu askerin torunlarıyız. Evet, dolayısıyla biz İstanbul'da yaşıyor olmanın mesuliyetini taşıyoruz. Müjdelenmiş şehirde yaşıyor olmanın mesuliyetini taşıyoruz. Müjdelenmiş ecdadın Allah Hanı'nın torunu olmanın, o ecdadın torunu olmanın mesuliyetini taşıyoruz. Anadolu zor bir coğrafya. Jeopolitik olarak, stratejik olarak zor bir coğrafya. Dolayısıyla Resulullah Efendimiz dünyanın en stratejik, en güzel, en kıymetli yeri Müslümanların olmalı. Düşünmekte burayı müjdelemiş. Ecdadımız da Sultan Abbas'tan Han'dan itibaren Selçuklu hanları, Osmanlı sultanları burayı fethetmek için Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine kadar mücadele sürmüş ve nasip Fatih Sultan Mehmet Han'a kısmet olmuş. Ama takdir ederseniz ki Resulullah Efendimiz'i evinde misafir eden, mihmandar eden, hizmetkarlığını yapmış olan Eyüp Sultan Hazretleri Resulullah Efendimiz'in sağlığında o müjdeyi duyar duymaz, o müjdeye mazhar olmak için biliyorsunuz İslam ordularıyla sefer etmiş. Ta buralara kadar gelmiş fakat ömrü vefa etmemiş, yüzüyle vefa etmemiş, demek nasip değilmiş. Evet. Ama biz biliyoruz ki buranın manevi fatihi Eyüp Sultan Hazretleri'dir. Aynen. Gerçek fiili fatihi de Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'dir. Tabii ki biz bununla onur duyuyoruz. Ama o onur yeterli mi? Yetmez. Bunun gereğini yapmak gerekiyor. Şimdi bizim kuzeyine baktığımız zaman Bolşevik'ten bu yana zulümle, baskıyla, güçle ayakta duran bir Sovyetler Birliği ve bugün de Rusya. Evet. Devasa bir yapı, dünyanın bir ekseni. Batı'da Hristiyan Birliği olan Avrupa Birliği her türlü iç çatışmalarına rağmen, kendi iç kavgalarına rağmen dışa dönük ekonomik olarak bir bütün, bir çatı altında toplanmışlar. Devasa bir yapı. Asıl önemli daha batıda, Atlantik ötesinde, Amerika Birleşik Devletleri dünyayı şekillendirdiğini, jandarması olduğunu, amiri olduğunu iddia etti. Bir güçlü bir yapı, dünyanın güçlü bir yapısı. Doğumuzda İran, kendi Şii rejimini, Şialığı, İslam coğrafyasında siyasi akımlarla, kültürel akımlarla, dini akımlarla veya savaşlarla, yani Suriye'de, Yemen'de, Irak'ta, bazı coğrafyalarda olduğu gibi yaymaya çalışıyor. Evet. Hemen yine doğumuzda küçük de olsa sürekli başımıza ağrıtan Azerbaycan, bir Türk devleti olmasına rağmen Azerbaycan'la Türkiye arasında sıkışmış fakat kavram durumda sürekli uluslararası camiada bize sorun çıkaran, başımıza ağrıtan bir Ermenistan var. Evet. Böyle bir sıkışmış durumdayız. Burada hayatiyetimizi devam ettirebilmemiz için dikdür olmamız lazım, inançlı olmamız lazım, eğitimli olmamız lazım, birikimli olmamız lazım, vizyon sahibi olmamız lazım. Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu dedi ki bizim alternelerimiz öyle olmalı ki bir elinde Kur'an, bir elinde bilgisayar. Tabi bilgisayar daha yeni çıkmıştı o zaman. Aynen. Yani şunu diyordu, hem dünya ilmini hem ahiret ilmini çok iyi bilecek. Kim olduğunu çok iyi bilecek. Milliyetini, tarihini, maneviyatını, manevi tarihini çok iyi bilecek. Ahiretini çok iyi bilecek. Dolayısıyla benim alternim tek başına bin kişinin içinde olsa tek başına o davasını yaşayacak ve yaşatacak derdi. Aynen. Dolayısıyla bugün bu kuşak kuşların içerisinde yetmezmiş gibi 35 senedir, 40 sene yakındır bir PKK belası başımızda. İçimizde bir karanlık virüsü gibi büyüyerek devam ediyor. Malum Türkiye'yi idare edenler 30
Türk senedir bu urum, bu habis urum, habis hastalığın tedavisini gerçekleştiremediler. Bilakis onlar onu beslediler, desteklediler. Çözüm süreci adı altında 7 Haziran seçimine kadar da mevcut iktidar bu yapının büyümesini, kökalmasını, yayılmasını şehirlere kadar, mahallelere kadar yapılanmasına fırsat verdi. Yani terör örgütü mensupları askerimizden, polisimizden kimlik sormaya kadar talihsiz bir şekilde büyüdüler. Evet. Hatta emniyet müdürlerinden kendi kurdukları mahkemelerinde cep çıkardılar. Yani yakalama kararı çıkardılar. Böyle tiyatro gibi yani. Yani bunu devletimiz, devletle idare edenler, gerekli birimler bunu görmezden geldiler ve ters çıkardılar. Dolayısıyla bugün itibariyle devletin yöneticileri, edenler bu hatalarını anladığını tahmin ediyorum. 7 Haziran'dan sonra terör örgütünün bir elemanı kalmayana kadar, yani elde silahlı bir kişi kalmayana kadar mücadele edeceğiz diyorlar. Bu anlamda biz biliyorsunuz Büyük Birlik Partisi siyasi partilerin içerisinde yegane Güneydoğu ile ilgili terörle ilgili projesi olan yegane parti ve hareket. Aynen. Bizim terörle ilgili projemiz vardı. Genel Başkanımız Sayın İttifat Etici, şimdi Cumhurbaşkanı olan zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a projeye götürmüş. 1,5 saat görüştüler fakat onlar kendi açılım sürecini ve devamı olan çözüm sürecini de ısrar ettiler. Fakat sonuçta bugün Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi devlen proje Büyük Birlik Partisi'nin projesidir. Bunu biz bu anlamda mutluyuz. Yani bu projeyi sahiplendiler. Milli Birlik ve Kardeşlik. Biz o zaman dedik ki terör örgütü liderini, bir katili, on binlerce insanın, mazlumun, askerin, çocuğun, bebelerin katilini değil de Güneydoğu'nun kanaat önderleri, ahiret liderleri, meleleri, sivil toplum kuruluşunun liderlerini ondan sonra muhatap alınması gereken yetkili sivil unsurları muhatap alalım. Yani halk adına muhatap alınsın. Bunun içine de Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi diyelim. Evet. Denilmişti. Ama tabii ki hatanın neresinden dönerseniz kârlı denilebilir. Bugün Cumhurbaşkanı bunu dinlendiriyor. Yani biz bunu söylerken neyi anlatmaya çalışıyoruz? Karafya'mız zor bir coğrafya. Yani başımız beraber. Uyuşturucu, bakın tüm okullarımızda, milli eğitim okullarında milli eğitim verilmiyor. Eğitim adı altında böyle sadece zaman geçiştiriliyor. Yani okulu, hatta üniversiteyi, liseyi bitiren, üniversiteyi bitiren öğrenciye soru sorduğunuz zaman eski ilkokul mezunlarının dahi daha üstün başarıya sahip olduğunu görüyoruz. Yani eğitimde sınıfta kalmışız. Gelişmiş ülkelere göre baktığımız zaman eğitimimiz yeterli değil. Milli eğitim müfredatı komple yeniden değişmeli. Evet. Ve gerçekten gençliğimize milli eğitim verilmeli. Milli ve manevi eğitim yani. Verilmeli. Evet. Tabii. Şimdi okullarımızın önünde bugün içinde bulunduğumuz tehlikeyi adeta açısından unutuyorum ben. Evet. Milli okullarımızın önünde uyuşturucu pazarları kurulmuş. Her okulun önünde. Bakın devletimizin, devleti idare edenlerin bu uyuşturucu trafiğiyle alakalı, uyuşturucu bağımlarıyla alakalı, uyuşturucu sirkülasyonuyla, babacılarla, satışlarla alakalı çok ciddi bir yaptırımla operasyonu yok, cezası yok. Cezai müeyyidesi yok. Bak, Nazan Ocakları'nın İstanbul'da ilkte başlattığı, İstanbul genelinde çalışmanın hazırlıklarını yaptığı bir süreç değil şu anda uyuşturucuyla alakalı. Yani devletin yapması gereken vazifeyi biz yapıyoruz şu anda. Evet. Dolayısıyla biz milli eğitim, milli ve manevi eğitim verilmemişken bir taraftan gençliğimizi uyuşturucular vasıtasıyla, uyuşturucu barınlarının yaydığı zehirler vasıtasıyla biz gelecek nesillerimizi kaybediyoruz ve karartıyoruz. Ülkemizin geleceğini karartıyoruz. Aynen. Yani aynen. Az olan neslimizi de hep kaybediyoruz yani. Aynen. Biz bir terör örgütü belası var. Bir de uyuşturucu örgütü belası var. Aslında uyuşturucu terörüyle Pakistan terörü birbirine bağlantılı aslında. Yani birbirinden bağımsız ve ayrı değil.
Mesela gidin mahalle bakkallarının tamamında, hatta pazarlarda tezgahlarında kaçak sigaralar satılıyor. Kaçak yani. Şimdi kaçak sigara orada satılırken belediyenin zabıta memurları geziyorlar. Demiyor ki ya sen bu sigarayı nereden getirdin kardeşim? Sen kimsin? Evet. Fırsatın var mı? Yetkin var mı? Patron var mı? Nereden alıp kime satarsın diye sormuyorlar bile yani. Böyle, aynen. Yani bir kaçakçılığa gözleri kör, kulakları tağ maalesef. Biz istiyoruz ki bu coğrafyada yetkiyor olmanın bir mesuliyeti var. İşte bu ülkeyi yönetenler, iktidarlar, muhalefetler bu mesuliyeti takmalı. Kör dövüşü, parlamentoda kör dövüşü yapmamalı. Aynen. İdeolojiler üzerinden değil, siyasi partiler projeler üzerinden yarışmalı, duraklar üzerinden yarışmalı. Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntılar nasıl kurtarabilirler? Türkiye'yi gelişmiş toplumlar seviyesine nasıl çıkarabilirler? Üretimi nasıl arttırabiliriz? İşsizliği nasıl ortadan kaldırabiliriz? İstihdamı nasıl istihdam sağlarız? Gelir seviyesini nasıl yükseltiriz? Sağlıktaki bakın hastaneye bugün randevu almak için herhangi bir hastaneye müracaat edin. Size 20 gün, 30 gün sonra izin verecekler. Yani aynen. Hastalığın şeyine ancak acilden giriş yaparsanız, oradaki doktorlar da size izin verirlerse ancak size yatak varsa hastanede yatırıyorlar. Sizi özel hastanelere gönderiyorlar. Şimdi milli eğitimde devlet sizi özel okullara gönderiyor. Diyor ki tamam bizim devletin okullarının sınıfları kalmalı. Gidin özel okula. Özel okulların fiyatı yıllık ne kadar? 15-20 bin lira. Peki hastanelere randevu alıyorsunuz, randevu alamıyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz? Özel hastanelere. Özel hastaneler sigortalı, sağlık sigortalı olmasına rağmen size ek ücret veriyor. Bu da serbest etmişler. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisindeyiz. Yani ülkemizin İslam coğrafyası ateş altında ama Anadolu'muz, Müslüman Türk'ün son kalesi, son devleti, son toprağı olan Anadolu'muz maalesef risk altında, tehdit altında. Aynen. İçeriden ve dışarıdan kuşatılmıştık, içeriden de işgal edilmiştik. Biraz önce sözünü ettiğimiz unsurlar tarafından işgal edilmiş ve varlığımız Anadolu'da Müslüman Türk'ün varlığı salacağımız, al bayrağımız tehdit altında. Yani aynen. Bu ecdadımızın şehit kanıyla kuladığı coğrafyamızda özgür bir şekilde dalgalanan al bayrağımız ülkemizin muhtelif yerlerinde gönderden zorla indiriliyor, dinleniyor artık. Askerin sokaklarından geçerken bazı yerlerimizde Güneydoğumuzda insanların işte zafer işaretiyle defolun buradan dediklerini görüyoruz. Bunlar müşakkaklıkken maalesef bizi bugün idare edenler, dün idare edenler, daha evvel idare edenler. Şimdi bunu çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bu ülkede milliyetçi, mukaddes, tatlı, demokrat bu toplumun tamamını kucaklayacak meziyette, vizyonda, yeterlilikte, kabiliyette olan inançlı, imanlı, ahlaklı, vatansever insanların hakikaten görevde olması gerektiğine inanıyoruz. Yani iç ve dış olarak bazı baronların servisiyle, referansıyla milletvekili aday olup daha sonra cilalı propagandalarla, güçlü propagandalarla tüm televizyon kanallarını, basın kanallarını elde ederek milletin haklarını bir sürü psikolojisiyle bir yöne yönlendirip ve kendi istedikleri parlamenterleri parlamentoya göndererek ülkemizin önünü tıkamamalılar. Aslında bu ülkeyi, bu ülkenin çocukları yönetmeli. Bu ülkeyi hakikaten liyakatli olan, ehliyetli olan, yeterli olan insanlar yetişmeli, yönetmeli. Hakikaten bu ülkeyle ilgili hasret olan, değerleri olan, kaygıları olan, heyecanı olan, bu ülkeyi büyütmek, kalkındırmak, güçletmek için vizyon olan insanlar yönetmeli. Bu insanlar bu kabiliyetle yetenekli olan Muhsin Yazıcıoğlu Seyit liderimizin yerine basarak bugün siyaset yapan Büyüklük Partisi'nin mensupları ve Alperen Hocası gençlerimiz bu yeterliğe sahiptir. Ama diyoruz ki diğer partilerde de yoktur demiyoruz. İstisnalar hariç. Tabii ki yani başka partilerde de düzgün insanlar var.
Fakat o partiler de kuşatılmış, altın alınmış. İşte birisi diyor ki ben büyük Orta Doğu projesinin eş başkanıyım ve onun süreci devam ediyor. Birisi ben milliyetçiyim diyor. Bakın bugün milliyetçi söylemlerle bu ülkeyi yaratamazsınız. Yani bu sadece milliyetçi söylemler var, Türkler de var, Boşaklar da var. Evet. Ben, sadece milliyetçi söylemlerle. Sadece milliyetçi yani, söylemlerle yetmez. Evet. Şimdi tabii. Şimdi biz diyoruz ki milliyetçi, mukaddesatçı, demokrat, vatansever olacak diyoruz yani. Aynen. Şimdi Türk milletini millet yapan, tarihin derinliklerinden bugüne kadar yaşamasına, var olmasına sebep olmuş tüm değerleri, kültürümüzü, milli değerlerimizin, manevi değerlerimizin tamamını özümsemesi gerekiyor. Mesela bir siyasi parti diyor ki ben laikim, sosyal demokratım. Yani yetiyor mu yetmiyor. İnanç da, maneviyat da bir mücadelesi ve kavgası var. Biz diyoruz ki bu milletin değerlerini özümseyin, evet, kabullenin. Milleti kabullenin. Milleti kabulleniyorsan değerlerini kabullenin. Millete kendi değerinizi dikte etmeyin. Birisi çıkıyor, siz sadece milliyetçi olacaksınız, bizden olacaksınız. Kardeşim yani herkes bakın bir anne babanın iki çocuğu var, üç çocuğu var, beş çocuğu var. Aynen. Hiçbirinin hasretleri, düşünceleri, kaygısı, heyecanı, hevesi, zevki bir değil. Biri bakıyorsunuz bir rengi beğeniyor, öbürü bir rengi beğeniyor. Rabbil alemin milyarlarca insan yaratmış, parmak izleri bile birbirini tutmuyor yani. Aynen. Dolayısıyla insanların birbirine saygısı olması gerekiyor. Öncelikle milleti millet yapan değerlere saygı olmak gerekiyor. Ülkeyi bu ülkeyi yönetecek partilerin, insanların, kadroların milletin değerleriyle değerlenmesi gerekiyor. Değerlenmesi gerekiyor. Yani dikkat edin, nasıl değer söylüyorum. Eğer milletin değeriyle değerlenmediyse hiç değeri yoktur aslında ya. Dolayısıyla biz Büyük Birlik Partisi mensupları olarak, yöneticileri olarak, alternatif olarak milletin değerlerinin tamamını kabul etmiş, onu baş tacı etmiş, onu dünya görüşü ve mefkule haline getirmiş bir hareketiz. Biz sadece milliyetçilik, sadece sosyal demokratlık, laiklik, sadece işte muhafazakarlık değil. Muhafazakarlık da yetmiyor. Muhafazakar olmak demek, mevcudu muhafaza etmek demek. Biz, bizi biz yapan tüm değerleri koruyoruz. Yani o değerlerin, o milletimizi o değeriyle birlikte, o kıymetli değeriyle, dünyevi ve uhrevi değerleriyle birlikte yaşatmak ve büyütmek gibi bir idealimiz ve mefkûremiz var. Bunu mücadelesine veriyoruz. Kaldı ki biz istesek o partide, bu partide, daha büyük partilerle mücadele edebiliriz. Biz milletimizin hayatiyetini, gelecek nesillerimizin hayatiyetini, değerlerimizi kaybetmeden, inançlarımızı kaybetmeden, bizi biz yapan kıymetlerimizi kaybetmeden büyüyelim istiyoruz. Evet. Bunu isterken bu ülkede yaşayan, bu coğrafyada yaşayan herkes rengi, soyu, topu, boyu, coğrafyası, menşei ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun insan olarak, millet olarak, vatandaş olarak bol olan insanca kardeş kardeş yaşamış diyoruz. Aynen. Onun için adımız Büyük Birlik. Aynen. Biz yan yana olursak, bol kolay olursak, birbirimize saygılı olursak o zaman güçlü oluruz. Aramıza fitne girmezse, aramıza haset girmezse, aramıza bölücülük girmezse, dış milletler, ajan provokatörler girmezse biz güçlüyüz. Biz güçlüysek yaşamımız en iyi şekilde devam eder. Dolayısıyla dışarıdan bize atacakları gülle etki etmeyecektir. Bize dışarıdan atacak top etki etmeyecektir ve yıkmayacaktır bize. Dolayısıyla burada Müslüman Türk'ün köküsü bu coğrafyanın, Anadolu coğrafyasının önü alınamayacak ateşe düşmesi demektir. Bir Suriye gibi, bir Irak gibi, Allah korusun. Evet. Dolayısıyla evet. Burada kardeş kardeş, herkes eşit olarak rahmetli şeklinde şunu söylerdi. Derdi ki arkadaşlar bakın, biz bu ülkenin gerçeklerini kabul etmemiz gerekiyor. Ben altını tekrar bilerek söylüyorum. Aynen. Derdi ki, hiç kimse doğmadan önce hangi anneden babadan doğacağını, hangi coğrafyadan, hangi milletten, milliyetten doğacağını tercih hakkına sahip değildir. İyi. Takdir Allah'ındır. Dolayısıyla biz Allah'ın takdirine boyun eğeriz, evet, razıyız derdi. Biz Allah'ın takdirini yaşatmak, ona riayet etmek, onu yaşatmakla mükellefiz derdi yani.
Bu da yani ne demek istediğimizi çok iyi anlıyorsunuz. Evet. Biz evet, ülkemiz gerçeklerini kabul ederek, ülkemizin gerçekleri üzerinden değerlerimizi kaybetmeden, değerlerimizi yaşatarak, değerlerimizle birlikte, hep birlikte güçlü bir şekilde yaşamamız gerekiyor. Evet. Biz bu inanca, bu itikata sarıldığımız müddetçe bizi başkaları zayıf düşüremeyiz. Yani bizim parçalanırsak zayıf düşeriz. Zayıf düşersek kaybolur ve yok olur. Yani aramızda varlık dediniz. Yani sizin kifreniz, sözcüğünüz, evet. Anahtar sözcüğünüz bu. Evet, doğru. Biz şu anda Anadolu'da Müslüman Türk milleti varoluş mücadelesi veriyoruz. Yani bakın her gün terör örgütüyle kocaman bir devletin yiğitlerimiz, gençlerimiz değil mi? Dalyan gibi ana buzuları şehit oluyor yani. Şehit oluyor. Mücadele yani, veriyor yazık yani. Değil evet. mi? Yani yazık günah değil mi? Evet. Şimdi o ana buzularına yazık değil mi? Öbür tarafta kandırılmış bu ülkenin çocukları. Yani bu Türk olabilir, aynen. olabilir. Şimdi bu çocuklara, bu insanlara öncelikle anne babaları sahip çıkmalı. Ondan sonra ailelere sahip çıkmalı. O bölgenin yöneticileri sahip çıkmalı. Devlet sahip çıkmalı. Devletin yapacağı görevler var. Orada siyasi partinin yapacağı görevler var. Sivil unsurların yapacağı görevler var. Ailelerin yapacağı görevler var. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan bir insan olarak herkes beter olarak görevini yapmalı, toplum olarak, aile olarak görevini yapmalı, toplum olarak görevini yapmalı, devlet de devlet olarak görevini yapmalı artık. Yani dolayısıyla her işi devlete bırakmak gerekmiyor. Aynen, devlet devletini yapacak, toplum toplumluluğunu yapacak, bilinçlenmek zorundayız. Yani artık anlamamız lazım, Güneydoğu halkının anlaması gerek. Yani bunun sonu yok. Yani ölmenin, öldürmenin, kavganın, çatışmanın, yapmanın, yıkmanın sonu yok. Aynen, sonu, aynen. Sonu, evet. Sonu Suriye olmaktır, sonu bitmektir. Aynen. Gidecek devletimiz yok bizim. Bakın, yani biz Rusya'ya mı gidelim, Orta Doğu'ya mı gidelim, İran'a mı gidelim? Zaten üç tarafımız deniz, gitsek denize gireceğiz. Başka yerimiz yok yani. Rusya'ya mı gideriz? Aynen. Gidecek bir yerimiz yok. Dolayısıyla bu ülkeyi cennet yapmamız gerekiyor. Yani fani dünyada bu ülkeyi yaşarız, cennet haline getirebiliriz. Yani Allah'ın ipine sarılarak, Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasıyla, Allah'ın çizdiği yoldan çıkmadan bir insan olarak, Rabbine sarılarak, Rabbin dinine sarılarak, Peygamber'in izinden yürüyerek, hakikaten insan noktasından meseleye bakarak, kardeş kardeş birbirimize riayet ederek, saygı saygı içerisinde, Anadolu'yu yaşanabilir, çok güzel bir ülke haline getirebiliriz. Aynen başkanım. Dolayısıyla herkes, yani büyük, küçük, yaşlı, genç demeden, inşallah yani bu şuura ereriz diye düşünüyorum. Bizim söyleyeceklerimiz, aslında söyleyecek çok şeyimiz var. Evet. Fakat bizim basınımız, hangi Allah razı olsun, yerel basın vasıtasıyla sesimizi duyurabiliyoruz. Allah yani Allah size var etsin, gücünüzü kuvvetinizi artırsın. Yani izlenme, dinlenme oranınızı artırsın inşallah. Amin efendim. Yani biz çıkıp ulusal medyada, biraz daha büyük ölçekli medyada konuşma imkanımız olamıyor maalesef. Ama biz yine de Ramit Şehitlilerimiz Unutun Yazıcı'nın dediği gibi Tancan'ın hacca gitme misali. Aynen. Hacıyız diyor, varamazsak burada ölürüz işte yani. Varmadan mücadelemiz devam ediyor. Dolayısıyla biz bir seçim yaşadık. Bu seçimden sonra da kendimizi genel merkez, il teşkilatları, yüksek teşkilatları olmak üzere kendimizi yenileyerek bir revizyon, bir yenileme, bir güçlenme, bir genişleme çabasına giriyoruz Allah nasip ederse. Yani seçim bitti, bir daha bir 4 sene muhtemelen seçim yok. Bu 4 yıl içerisinde teşkilatlarımızı büyüterek, genişleterek, yenileyerek, revizyondan geçirerek partimizi bir dahaki seçime inşallah hazırlayacağız. Ama bu alanda parti teşkilatlarımızdan daha çok altın ocaklarımızın yurt hattında kurulmadık şehir, ülke kalmasını istiyoruz. Yani her köyde bir altın ocaklı temsilcimiz olsun. Neden? Altın ocaklar, altınlar Fatih'in torunları, Fatih'in altınları gibi her birinin duruşu, yürüyüşü, konuşması, evet. Yaşantısı, örnek bir gençtir. Dolayısıyla bu anlamda gençliğimizi altına olarak yetiştirmek istiyoruz. Yani aynen. Gençlerimiz altına olacakları
ne yapmak istiyorlar, nasıl bir ülke tasavvur ediyorlar, nasıl bir medeniyet tasavvur ediyorlar, bir görsünler. Aynen. Yani hoppala zıppala geçtiğimiz yok. Bizim yani inançlı, imanlı, ahlaklı, vatanlı, milletini seven, vizyon sahibi gençler. Bu anlamda gençlerimizin, Türk genç, Müslüman Türk gençlerinin, Anadolu'da yaşayan tüm gençlerin altan ocaklarında görev almalarını, orada pişmelerini, orada hakikaten ülkemizin geleceğiyle alakalı birçok donanımlara sahip olmaları gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunun zeminini de bizim hazırlamamız gerekiyor. Partilerin büyüklerini hazırlamamız gerekir. Bu alanda çalışmamız yoğun bir şekilde, yani teslim olsun olmamışsın, bizim mücadelemiz Allah için, vatan için, milletimiz ve gelecek nesillerimiz için devam edelim inşallah diyorum. İnşallah değerli başkanım. Bir iki sorumuz var. Daha sonra Sebahattin hocama vereceğim. O size soru soracak. Şöyle bir şey diyorum. Bugün bir Ankara Büyükbirlik Partisi İl Başkanlığı'nda Haklı Başkanımızın konuşmasına şahit oldum. Videosuna yani. Diyor ki öyle bir algı operasyonları var ki diyor. Ama ne acıdır ki, ne gariptir ki diyor. Yani ne gariptir ki diyor burada. 23 yıllık tarihimizde elhamdülillah hala ayaktayız diyor. Dev gibi diyor ana vatan partileri, dev gibi demokrat partiler, dev gibi işte efendime söyleyeyim doğru yol partiler geldi geçti diyor ama biz hala ayaktayız diyor. Yani burada büyük Türk milletinin, Müslüman Türk milletinin yeniden dirilişini, yeniden mücadele safında kendine gelmesini acaba Büyük Birlik Partisi'nin yok olmamasına bağlayabilir miyiz? Yani bir bu kadar imkansızlıklar içerisinde ne dersiniz bu konuda? Buyurun. Şimdi 23 yıllık siyasi tarihimizde Büyük Birlik Partisi'nin altan ocaklarında çok ciddi kadrolar yetişti. Hatta evet. Başka siyasi partilere transfer oldular. Son seçimde bizim ocaklardan da partimizden kemikleşmiş kadrolar değil de zayıf olan kadroları bile çok ciddi programlarla transfer ettiler. Çok büyük medyatik programlarla transfer ettiler. Evet. Yani bu bize aslında bir taraftan üzerken bir taraftan da gurur veriyor yani. Bu bizim değerimizi ortaya koyuyor. Aynen. Biz inanç hareketliyiz. Biz bir dava hareketliyiz. Biz bir misyon hareketliyiz. Dolayısıyla bu dava misyon için, daha önce zikrettiğimiz, ilkelerini zikrettiğimiz davamız ve misyonumuz için, mektörümüz için mücadele ediyoruz. Evet. Bu anlamda sizlerin ölmemesi önemli, davanın ölmemesi önemli, misyonun ölmemesi önemli. Yani bizim yüzde kaç aldığımız önemli değil. Rahmet çiftçilerimiz olsun yazan dedi ki bizim sayısal ağırlığımız yok. Bizim özgür ağırlığımız var dedi. Aynen. Ağırlığımız var dedi. Siyasi partiler bize göre hiza alıyor dedi, istikamet alıyor dedi yani. Neden? Biz milliyetçi, mutlaka partilerimiz, bakın İktidar Partisi bizim söylemlerimizi alıyor sürekli. Bu bile mutlu ediyor artık. Yani kendisi müşteri beslenmesin yani. Yeter ki bu faaliyetleri gene öylesine, evet. Evet, şimdi bu bize mutlu ediyor. Yani bu anlamda biz Büyüklük Partisi'nin ülke açısından, ülkenin geleceği açısından yaşaması gerekir. Bakın gençlik teşkilatları bitti. Altan ocakları dindi ayakta bu kadar mücadelelere rağmen. Elhamdülillah. Bütün partiler bugün iktidar partilerinin haricinde, iktidar partisine de 7 Haziran'daki tablodan sonra millet istikrar korkusundan, gelecek kaygısından iktidar partisine oy verdi aslında. 7 Haziran'da iktidar partisiyle muhalefeti koalisyon yapın, ülkeyi adam gibi yönetin demişti ama olmadı, yan yana gelemediler. Fakat millet koalisyonu en büyük olan partide kendisi yaptı ve dedi ki tek başına yürütler dedi. Şimdi önemli değil, %49 alması, 50 alması, 60 alması, 70 alması hiç önemli değil. Şimdi burada önemli olan devletin elbet müddet olması, milletin elbet müddet olması. Biz tabii ki iktidarları seçimler verirler. 4 sene sonra bir seçim daha var. Biz 4 sene sonra ne olacağını biz bilmiyoruz. Aynen. Allah kerimde biz geleceği bilemeyiz. Dolayısıyla biz ülkemizin geleceği için hayat yetimizi, varlığımızı büyüyerek, güçlenerek, gelişerek devam etmek durumundayız. Yani kadromuzu geliştirerek, vizyonumuzu geliştirerek, programlarımızı geliştirerek hayat yetimizi devam etmek durumundayız yani.
Şimdi bu alanda misyonumuz devam ediyor. İktidar kim olursa olsun, muhalefet kim olursa olsun, Büyük Millet Partisi bu işin mayasıdır. Bakın maya çok olmaz. Aynen. Bayağı yani, az olur, doğru, doğru. Değerlidir. Saklanır. Bir tencere süte, aynen, bir kaşık maya atarsınız, tutar. Aynen. Şimdi böyle, dolayısıyla biz bu ülkenin mayasıyız, bu ülkenin çıvantosuyuz, bu ülkenin, aynen, değeriyiz. Yani biz değerler mazuretiyiz bu ülkenin, bu milletin değerlerini taşıyoruz yani. Elhamdülillah, evet. Dolayısıyla bu anlamda bizim mücadelemiz, çalışmalarımız devam edecek. Genç nesil yetiştirmek, gençlik yetiştirmek için, inançlı yere gençlik yetiştirmek için, imanlı gençlik yetiştirmek için varlığımız, hayatiyetimiz devam edecek. Yani iktidar olmak, muhalefet olmak tamamen Rabbin nasibi, kısmet yani. Biz görevimizi yapacağız. Yani Rabbin alemini bizi yaratmış, bir müşter vermiş, bir görev vermiş, müjdeli ecdadın torunuyuz. O açıdan onu duyuyoruz, elhamdülillah Allah şükrediyoruz. Ama gereğini de yapmak durumundayız. Yani onu duymak, şeref duymak, mutlu olmak yetmez. Onun gereğini de yerine getirmek gerekiyor. Bu anlamda gereğini de siyasi olarak, gençlik teşkilatları çalışmaları olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Var olmak zorundayız. Ülkemiz için, milletimiz için, gençliklerimiz için var olmak zorundayız inşallah. Değerli başkanım, son olarak bir vaktinizi aldım, Allah razı olsun. Evet, bu pazar günü, cumartesi akşamki programla ilgili çok önemli bir program. Bu programda tüm milleti İslam'a neler söylemek istiyorsunuz? Yani bir tiyatro şeklinde aynı zamanda. Biraz açıklar mısınız burayı? Evet. Altan Ocakları İstanbul İl Teşkilatımızın, Altan Ocakları Vakfı İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlemiş olduğu Sen Kimsin isimli bir tiyatro bu. 1,5 saatlik. Evet. Müslüman Türk milletinin biraz önce zikrettiğimiz binlerce yıllık tarihin derliklerinde bugüne kadar gelen özellikle son iki imparatorluk ve cumhuriyeti anlatıyoruz. Yani Selçuklu'yu anlatıyoruz, Osmanlı'yı anlatıyoruz ve 100 yıla yakın, 100 yıllık cumhuriyeti anlatıyor. Bu anlamda bizi izleyen tüm vatandaşlarımızın bir siz kimsiniz diyor ya, siz kimsiniz, biz kimiz diye bu tiyatroyu izlemeye gitmeli ve biz bu gösterime, bu gece tüm halkımızı, duyarlı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Özellikle bizi tanımak isteyen, dışarıdan duyanlar ama gerçekten yakından tanımak isteyen, altınları yakından tanımak isteyen, Müslüman Türk tarihini, geçmişimizi bilmek isteyen, bir nebze de olsa öğrenmek isteyen, tarihimizi yad etmek isteyenleri oraya davet ediyoruz. Cumartesi günü akşam saat 19.30'da, 7.30'da başlayacak. Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde. Güzel bir program inşallah. Ailelere açık, yani özellikle ailelerin gelmesi gerekir. Ailelerin çocuklarıyla birlikte gelmesi gerekir. Aynen, çoluk çocuk, herkes gelmeli yani. Evet. Herkes, yani bu herkes açık. Yani aynen, büyük, küçük, kadın, erkek. Herkesin izleyebileceği, izlemesi gereken içeri, detayı olan, derinliği olan program bu. Verimli bir program, kaliteli bir program, bilinçli bir program açıkçası. Yani toplumun bilinçlenmesi, aydınlatılması için, geçmişini öğrenmesi için, ecdadını tanıması için bu programa iştirak etmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani koşa koşa gelmeliler. Yani bunu duyan, duymayana haber vermeli. Aynen. Biz de gelin, beraber gidelim diye. Araçlarıyla, top takım araçlarıyla oraya intikal etsinler. Büyük bir salon orası. Dolayısıyla bu tür programlarımız, milli ve manevi programlarımız, gençlik teşkilatımızın devam edecek diye. Allah razı olsun. İnşallah. Bize büyük olarak, abiler olarak, büyük olarak, başkanları olarak biz onlara destek veriyoruz. Evet. Onlar da çalışıyorlar, Allah razı olsun. Tabii ki biz de gençlik yıllarında bu tür atasyonları, çalışmalar, faaliyetleri yaptık ama aynen, bu faaliyetlere dünden bugün daha fazla ihtiyaç var. Çok doğru. Yani dolayısıyla ailelerin, büyüklerimizin, herkesin bu tür programları sahiplenmesi gerekiyor. Ziyaret edilmesi gerekiyor. İştirak edilmesi gerekiyor. Katılım sağlamak gerekiyor yani. Aynen. Vurdum yani şu televizyonlardaki toplumu uyutan, kültürümüzü, inancımızı yok eden dizilere gösterdiğimiz ihtimamı ve özeli bu değerli, kaliteli, içeriği olan, özelliği olan
Tarık Tokan bu programa iştirak etmeliler, katılmalılar diye düşünüyorum. Ve bu anlamda hafiften davet ediyorum ben. İnşallah. Değerli başkanım, ben de inanıyorum ki bu programı izleyenler için bir tutku olacak. Bu tutkunun inşallah hep devamını isteyecekler. Yine isteriz, yine izlemek istiyoruz. Yine böyle programlar istiyoruz diye söyleyeceklerinden inan hiç şüpheniz olmasın. Ben eminim yani, Allah'ın izniyle diyorum değerli başkanım. İnşallah, evet. Allah razı olsun. Eyvallah, ben de aynı yemekteyim. Evet, değerli başkanım, Müslüman Türk milletimizin yeniden dirilişi, yeniden mücadele ruhunu anlattınız. Allah razı olsun. Biz de elimizden geldiği kadar sebeplendik, yararlandık. Bir kapanış konuşması olarak neler söylemek istersiniz? Buyurun efendim. Allah razı olsun. Kapanış konuşması olarak şöyle diyelim biz. Sebahattin Hocam'a tekrar selamları ve hürmetlerimi sunuyorum. Selam hocam. Evet, dinliyoruz. Milletimizden öncelikle bu coğrafya zor bir coğrafya. Jeopolitik olarak hükümlü bir coğrafya. Her taraftan katılmışız. Biraz önce zikrettik. Tekrar özetlemek istiyorum bunu ben. Evet. İçeriden de işgal edilmiştik. Bu anlamda bu Anadolu coğrafyasında yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini taşıyan herkesin bu Anadolu'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti mensubu vatandaşlık olmanın duğru içerisinde, bilinci içerisinde yaşamalı. Aynen. Bu duğru, şuurun, bilincin sorumluluğunu taşımalı. Aynen. Mesuliyetini taşımalı. Onun gereğini yerine getirmeli. Vatanına, milletine, devletine sahip çıkmalı. Kendi varlığına sahip çıkmalı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olma özelliğine sahip çıkmalı. Milli manevi değerlerimize sahip çıkmalı. İnancımıza, imanımıza, dilimize, varlığımıza sahip çıkmalı. Tarihimize sahip çıkmalı. Kültürümüze sahip çıkmalı. Köklerimize sahip çıkmalı ki geleceğe de sahip olalım. Aynen. Bu anlamda öncelikle gençlerimize sahip olmamız gerekiyor. Gençleri korumamız gerekiyor. Gençleri bilinçlendirmeli, yetiştirmeli, onları aydın bir nesil olarak, gelişmiş bir nesil olarak büyütmemiz gerekiyor, muhafaza etmemiz gerekiyor. Her türlü okulda, mahallede, evde, olumsuzluktan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlardan uzak tutmalıyız, muhafaza etmeliyiz. Aynen. Hem dinini, hem milli tarihini, milliyetini, hem tarihini, hem kültürünü en iyi şekilde gençliğimize vermeliyiz. Yani bunu vermezsek geleceğimiz risk altında, tehlike altında. Aynen. Terörden korumalıyız. Bakın, terörden korumalıyız. Özellikle Güneydoğu kökenli vatandaşlarımız gençlerini terör örgütlerinin tuzağına düşmekten korumalı. Evet, biliyoruz onlar çok kötü yapıyorlar ama aynen, herkes insandır. Aynen. Yani senin bir çocuğun da olsa insandır, beş çocuğun da olsa o insandır, aynen, on çocuğun da olsa insandır. Bu anlamda çocuklarına sahip çıkmalı. Çocuklar eğitilmeli, okumalı, çalışmalı, işi gücü olmalı. Hayatını insan gibi yaşamalı. Ne affedersin? Yani insan, yani yaratılmışların en üstünüdür. Eşref-i mahlukat olarak yaratılmıştır diyor Cenab-ı Hak. Ama eşref-i mahlukat olarak yaratılmanın da yani bir karşılığı var. Burada eşref-i mahlukat olarak yaratıldıysan, eşref-i mahlukat olarak yaşamak durumundasın. Yani yarın mahşer günde eşref-i mahlukat olarak zuhur etmelisin. Dolayısıyla bu anlamda herkes, milletimiz, Müslüman Türk milleti, Müslüman Türk milleti dediğim zaman doğudan batıya, batıdan güneye, güneyden kuzeye. Tüm bu coğrafyada yaşayan herkesi katlederek söylüyorum ben. Kendini Müslüman hisseden ve Türk hisseden herkes diyor. Tabii. Evet. Herkes. Aynen. Yani hissetmesi ise de yine bizim vatandaşımız. Hissetmeyebilir, hissetmek zorundayız. Böyle kimsenin bölümüne yönetiyor. Aynen. Ama neticede ecdadımız böyle bir miras bırakmış, böyle bir devlet bırakmış, böyle bir bayrak bırakmış, böyle bir coğrafyayı, Anadolu'yu yurt olarak bırakmış. Buna sahip olmamız gerekiyor. Bu anlamda yani sever, sevmez, sayar, sayması hiç önemli değil. Ama birbirimize itaat etmek durumundayız. Kardeşlik duygusu içerisinde kol kola, herkes herkese anlayarak, say göstererek birlikte yaşama. Bakın biz adımız büyük birlik. Aynen. Yani birlikte yaşama kültürüne sahip olmamız gerekiyor. Bu kültüre ulaşmamız gerekiyor. Bu anlamda bu ülkeyi birlikte yaşatalım. Bu ülkede birlikte yaşayalım diyorum. Bakın birlikte. Bu bir slogandır. Birlikte
bu ülkeyi birlikte yaşayalım. Bu ülkeyi birlikte yaşatalım. İnançlarımızı, değerlerimizi birlikte yaşayalım, birlikte yaşatalım diyorum. Ben tekrar Allah razı olsun, sağ olun, var olun. Cümlemizde değerli hocam. Bize bu fırsatı verdiğiniz için size şükranlarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Ne demek değerli başkanım? İnşallah stüdyomuza da hocanın olduğu bir programda sizi konuk etmek istiyoruz inşallah. Aynen, dolu dolu sorularımız olacak. Hocam bir sorun var mı hocam? Peki size başarılar diliyorum Sebahattin hocam. Allah razı olsun. Allah cümlemize razı olsun. Saygılar sunuyorum. Paylaşanlar diyorum. Allah razı olsun değerli hocam. Hürmetler saygılar evet. Hürmet bizden sağ olun. Büyük Birlik Partisi Merkez Kanal Yönetim Kurulu üyesi İstanbul İl Başkanı Sayın Mustafa Mican'ı canlı yayına aldık. Allah razı olsun. Müslüman Türk milletimizin yeniden dirilişini, yeniden mücadelesini anlatmaya en iyi bir dille anlattılar, gayret ettiler. Evet, değerli hocam, siz sonuç olarak neler söyleyeceksiniz? Buyurun, buyurun hocam. Müslüman Türk evet. milletinin dirilişi dediniz ama diriliş. Diriliş. Ha, ne diyoruz? İşte bunu biraz açıklayın değerli hocam, buyurun. Buyurun. Diriliş o zaman öyleyse bir eczane. Kur'an eczanesine bakmamız lazım. Kur'an eczanesi. Yani Resulullah Efendimiz'in o güzel hadislerine bakmamız lazım. Aynen. Ve Kur'an eczanesine bakmamız lazım. Alimlerimizin o güzel Allah dostlarının menkibelerine bakmak lazım. Aynen. Asıl önemli olan mesele nedir? Sözler çok söyler. Aynen. Anlatmak kolay. Anlatmak değil, bilin gibi yok. Anlatırsın. Evet. Ama icraata geçirmek önemli. Olay bu. Şöyle diyebilir miyiz değerli evet. hocam? İnandıklarımızı yaşamak. Yaşamanın yolu da yaşamak. Yaşamanın yolu da bizim camiye için söylüyorum. Okulun Alperen okulunun açılmasıyla. Aynen. Alperenlik. Önce bulunduğumuz yer. Evet. 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 Yani, maalesef. Yani şöyle diyebilir miyiz? Hani nasıl bir aileye örnek al? Aileye etki olabilmesi için bir babanın önce kendisinden değil mi? Yani ondan sonra eşine, çocuklarına, yavrularına. O günden bugüne yapılsaydı. Evet. Yapılsaydı bugün biz çok farklı bir boyutta olurduk. Aynen. Lafı güzelle işilmez. Hiç bana şey okumaz. Şimdiyim ben. Rahmetliklerine bakıyorum. 93'ünden beri, ta ki 74'ten beri şimdiyim de beraberiz de. Evet. En şeyimiz 92'de beraber işte. Ta o zaman da şey yaptık. İsviçre'de rahmetlinin söylediği, istediği Alperen okulu istiyorum. Evet. Ama hiçbir bu hususta, kusura bakmasınlar, hiçbir hareket olmadı. Ocak kurmak, bir şey değil, kurulur. Ama içi, yaşatmak, içini doldurmak. Orada eğitimini vermek. Evet. Ben bunları defalarca söyledim. Ama hiçbir yapılmadı. Şimdi sen diriliş istiyorsun benden ya. Ben milleti diriltmek için, Türk milleti diriltmek için önce kendi içimden mi dirileyim ki? Dirilmemiz lazım tabii ki. Aynen. Ya bunun yolu da ben şuna dışarıda, ben açık ve ne söyleyeyim. Dışarıdan gelenle getirdiğimle bir partime veya da şöyle hiçbir şey yürümez. Eş kusura bakmasınlar. İçinden yetiştireceksin abi. Alacaksın onu güzelce yetiştireceksin. Aynen hocam. Hazır aynen. hayata. Ben bugün bir hesabını, kitabını yapıyorum. Bugün ben nereden bakarsam ben 5000 tane gerçek sayıdan bilen, her şeyi iyi bir şekilde bilen Alperen yetişmişti. Ama biz hep lafı güzelle gittik. Ben, hani ben sen Türk İslam Alemin dirilişi diyorsun. Evet. Dirilişin yolu budur. Önce kendinden başlayacaksın. Kendimizden? Kendimizden aynen, başlayacaksın. Aynen. Ya daha bir bugün çok önemli okulda bak bir Fethullah'ın eğer bu noktaya geldiyse nasıl eğitimle geldi değil mi o? Ya arkadaşım ya. O eğitimden geldi ve manevra değiştirdi. O, değil mi ya? O ya, artık bizi ilgilendirmiyor. Değiştirdiği manevra. Ama eğitim çalışmasını inkar edemeyiz değil mi ya? Tabii teşkilatçılığı. Yani. Aynen. Biz bunu yapamadık. Aynen. Biz hep geçmişim. Kusura bakmasınlar. Ne efendim şeyini çaldık dedik. Aynen de devam ediyoruz. İnşallah düzelecek değerli hocam. Ben ümit varım. Sizin gibi hocalarımız, sizin gibi bak 60 küsur yaşındasın. Abi, Allah razı olsun kilometrelerce yolu. Geliyorsun haftada bir gün izinin var.
ve bu izinle de geliyorsun burada, milleti İslam'a neler öğretebilirim? Bir ücret almıyorsun, bir beklentin yok ama senin gibi insanlar başımızda bizlere abilik yaptığı sürece inşallah biz peşinizden geleceğiz değerli hocam. İnan ki yani. Programlarımızı ben defalarca söyledim, açıkladım, ettim ama hiçbir efendim kalamadılar. Kalamıydı da ben ne diyeyim? Evet, yok alacaklar, alacaklar hocam. İnan ki. Baş tacımızsın sen yani. Ben şimdi getiriyorsun adam. Ben öyle görüyorum şimdi değerli hocam. İnan ki. Özür dilerim ya, bu parti çok güzel noktaya gelirdi. Evet. Gelirdi abi ya. İyi olacak bir inşallah. Bir hasta, şunu söyleyeyim. İşte gayret şart. Gayret şart hocam. Hayır, işimizdeki hasta hemen bir güzel bir iş ayrıldı mı? Veriyorduk, saldırı görüyoruz. Evet. Demiyor ki yarın ondan karşılaşacağız. Evet. Demiyor evet, ki olay. Evet. Diriliş istiyor. Neyin dirilişi? Türk milletin dirilişi. Önce kendimizi dirilir tabii. Evet. Bu lafla dirilmiyor. Evet. Lafla dirilmiyor. Laf çok. Peki hocam, şimdi Mecidiyeköy'e gideceğiz. Siz de yolunuz uzak. İnşallah haftaya Allah nasip ederse Rabbimin izniyle haftaya tefsir dersleri ve yine bir siyaset dünyası programımızda yeni yeni konularla birlikte olacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim milleti İslam'ı sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. 1 saat 58 dakikalık yayındaydık. Bir önceki yayınımız da 1 saat sürdü ama bak koca akşam oldu. Yani yürekler isterse vakit bir anda geçiyor yani. Geçiyor. Elhamdülillah. Geçiyor. Evet. Yani değil mi? Dirilişin en büyük özelliği bu milleti yürütmek istiyorsan en güzel bakın çalış. Ya bir çalışmanın yolu kendi camiamızın içerisinde kendimizle birlikte hareket ediyoruz. Aynen, aynen. Benim arkadaşım benden ne geçsin ki? Niye geçsin ya? Benimle soba yapmış, benimle ekmek, şeyde ocaklar da hemen içiyor, ocaklardan geliyorum. Aynen. Hiçbiri gitmezdi. Burada bir yanlışlığı kendimize arayacağız. Öyle değil mi? Aynen, aynen. O zahmeti çekmiş, o sıkıntıya girmiş, o şeyi yapmış, ben hepsini görüyorum. Ama kalkmış benim arkadaşım ayrılığı gidiyor. Evet. Peki hocam, Allah razı olsun her şey için teşekkürler. Zahmetinize rahmet. Bugünkü yayınımız burada sona eriyor. Sürtü lisan ettik ise affola diyoruz. Ve sizlerin yanık sesi olabilmenin huzuru içerisindeydik elhamdülillah. Sizleri milli birliğimizi, beraberliğimizi güzelleştiren, simgeleyen evet Mustafa Yıldız Doğan'dan ölürüm Türkiye'mle baş başa bırakıyoruz ve Allah'a emanet olun diyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Niye şu gibi gülüyor mu lan?
yıldır çile çekmiş hep ninem. Pınarlardan su doldurur eninem. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Mavi boncuk takışına ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm, ölürüm Türkiye'm. Hey 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 hey. Mavi boncuk takışına ölürüm